Muğla Akbelen'de Lima Holding ve İC Holding'in iştiraki YK Enerji tarafından işletilen Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin kömür sahasını genişletmek için başlayan ağaç kesimine karşı direniş sürüyor. Gözaltına alınan, darp edilen, biber gazı ve tazyikli suya maruz kalan ikiz köylüler direniş alanını terk etmiyor. Bir Gün gazetesinden Gökay Başcan'ın haberine göre Akbelen'i yok eden holding sahipleri tanıdık. Nihat Özdemir ve İbrahim Çeçen, Akbelen'deki orman katliamının arkasında bu isimler var. Kamudan aldıkları ihalelerle ihya olan holdingler, doğa düşmanı projeleriyle ülkeyi adeta kuşatmış durumda. Tüm itirazlara ve tepkilere rağmen faaliyetlerini sürdüren santralin ortağı Limak, adeta ülkeyi kuşatmış durumda. Muhalefetin beşli çete olarak adlandırdığı grubun gözde üyelerinden Limak, maden, enerji ve sanayi sektöründe faaliyet gösteriyor. Orman ve tarım arazileri üzerine onlarca tesis kuran Limak, doğa düşmanı projelerine her geçen gün yenisini ekliyor. Başta iktidara yakın şirketler için formaliteye dönüşen çevresel etki değerlendirme yani ÇED süreci Limak için de bir engel değil. Lima Holding ve bağlı şirketler, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ÇED verilerine göre 2014'ten bu yana 13 ilde 52 projeye ÇED onayı aldı. Limak'ın 5 enerji, 39 maden, 8 sanayi sektöründe ÇED onayı bulunuyor. Çevre Bakanlığı tarafından 52 projesi onaylanan Limak'ın tek projesi dahi reddedilmedi. Limak'ın her projesine ÇED gerekli değildir veya ÇED olumlu kararı veren bakanlığın ÇED olumsuz kararı verdiği proje sayısı sıfır. Muğla'nın İkizköy mahallesine bağlı Akbelen mevkiinde maden için istimlak edilen alandaki ormanda pazartesi sabahı başlayan kesim ve bu kesime karşı köylülerin direnişi 5. gününde de devam etti. BBC Türkçe'nin haberine göre bölgeyi ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamanın ardından ağaç kesim alanına girmeden bölgeden ayrılmak isteyince protesto edildi. Halk, arabaya değil barikata sloganıyla Kılıçdaroğlu'nun aracından inmesini istedi. CHP lideri ve beraberindeki heyet tepkiler üzerine kesim alanına gitti. Jandarma heyetin içeri girmesine izin verirken arkasından girmek isteyenlere cop ve biber gazıyla müdahale etti. Gazeteci Hakan Tosun Twitter hesabından o müdahale anını paylaştı. İhaleler AKP'li yandaşlara akmaya devam ediyor. Yangın söndürme ihalesi de AKP'li patrona gitti. Son 2 ayda Muğla, Aydın, Antalya ve İstanbul'daki orman yangınları için ihaleler düzenlendi. 4 kent için düzenlenen ihalelerin tamamını Kuvvetli Mühendislik Ormancılık Şirketi aldı. Şirkete 4 kentteki orman yangınlarını söndürmeleri için toplam 8.858.000 lira ödendi. Şirketin sahibi ve MÜSİAD Zonguldak Şube Başkanı olan Salih Kuvvetli, 2018 genel seçimlerinde Zonguldak'ta AKP'den milletvekili aday olmuştu. Merkez Bankası'nda flaş atama kararı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan gece yarısı kararnamesiyle Merkez Bankası'nın 3 başkan yardımcısı Emrah Şener, Taha Çakmak ve Mustafa Duman'ı görevden aldı. Yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Hatice Karahan atandı. Değişiklikler Başkan Gaye Erkan'ın kendi ekibini kurduğuna işaret ediyor. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığına getirilen Cevdet Akçay, seçimden önce iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmiş, aynı iktidar devam ederse ekonomi politikaları değişmez açıklaması yapmıştı. Diken'in haberine göre İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi piyasanın sevdiği isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını normalleştirmesi bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da bu bağlamda atılacak adımları kabullendiğini söylemişti. Deva Partili Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Merkez Bankası'na yönelik atamalarla ilgili hukuk devleti vurgusu yaptı.
Merkez Bankası'na yapılan ve ehliyet ve liyakatı ortaya koyan atamalar olumlu adımlar. Ancak hukuk devletine dönmeden ve her alanda adaleti esas almadan ülkenin rasyonel zemine dönebileceğini düşünenler korkunç derecede yanılıyor. Tek başına Merkez Bankası'nın rasyonelleştirilmesiyle ülkenin sorunları çözülecek olsaydı, Rusya herkesin mutlu olduğu sorunsuz bir ülke olurdu. Otoriter rejimi muhafaza ederek ekonomiyi biraz düzeltelim yaklaşımı, Cumhurbaşkanının faiz enflasyon teorisi gibi sadece ülkeye daha fazla zaman kaybettirecek ancak hiçbir zaman milletimizin hak ettiği refah seviyesi yakalanamayacak. İktidar için bu yeterli olabilir ama milletimiz için asla olmamalı. Kuvvetler ayrılığı tesis edilmeden, yargı bağımsız hareket edecek hale getirilmeden, yürütmenin hesap verilebilirliği sağlanmadan ve temel hakların vatandaşlarımız tarafından kullanımı iktidarın tasarrufundan çıkarılmadan Türkiye düzelmez. Dün Merkez Bankası 3. enflasyon raporunu açıklamış oldu ve aslında Merkez Bankası en üst düzeyde çok kötü gidiyor ekonomi demiş oldu. Yani hepimizin söylediğini onlar farklı bir dille ifade etmiş oldu. Yakın vadede de enflasyon hedeflerine ulaşılamayacağını yine ilan etmiş oldu Merkez Bankası. Oysa ki aynı Merkez Bankası bu yılın Ocak ayında 2023 enflasyon tahmini olarak %22,3'lük bir oranı kamuoyuyla paylaşmıştı. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Dün açıklanan raporda ise çok ciddi bir artışla, 2,5 kat bir artışla oranı tahmini %22,3'ten %58'e çıkardı. 2023 yılı tahminini böyle güncellemiş oldu. Böyle ufak tefek bir revizyon değil, yaşamın tamamına yansıyacak, alt üst edecek, buhranı derinleştirecek bir revizyondan söz ediyoruz. Peki neymiş? Enflasyon konusunda bağımsız araştırma yapan kurumların söyledikleri doğruymuş. Bunu geç kabul ederek aslında gerçeği değiştirmiş olmuyorsunuz. Enflasyonun ne kadar yüksek olduğunu böylece kendisileri de ifade etti. Yine Merkez Bankası'nın 3 yardımcısının da değiştiği haberi yeni bir haber. Burada da aslında değişimin tamamlanmaya çalışıldığını, Merkez Bankası Başkanı ile birlikte yeni bir ekip kurulduğunu ve para politikası buna göre düzenleneceğini de öğrenmiş oluyoruz. Erdoğan'ı bir gün korumanın bedeli 2,6 milyon Türk lirası. İktidar halka ve kamu kurumlarına tasarruf yapın derken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ordusu için bu yılın ilk 6 ayında tam 427.142.000 TL harcandı. Koruma ordusunun günlük maliyeti ise 2,6 milyon TL'ye denk geliyor. Türk Hava Yolları'nda huzur hakkına %149 zam, 62.000 TL'ye yükseldi. Türk Hava Yolları yöneticilerinin huzur hakkı 16 ayda %149 oranında zamlandı. 2022'nin Mart ayında 25.000 TL olan huzur hakkı bu ay 62.329 TL'ye yükseldi. Türk Hava Yolları'nın yöneticileri arasında Fahrettin Altun'un eşi Fatma Nur Altun ve AKP eski Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş da bulunuyor. CHP'de neler oluyor? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendi ekibi tarafından açılan İktidar İçin Değişim isimli internet sitesine 100 binden fazla insanın görüş bıraktığını ve toplumun bu görüşlerde CHP'de lider ve yönetim değişikliği beklentisinde ortaklaştığını söyledi. Twitter hesabından bir açıklama yayımlayan İmamoğlu, toplum CHP'de lider ve yönetim değişmesini, bu değişimin hem kuşak hem vizyon ekseninde olmasını istiyor. Değişim ve yeniliği kucaklayan yeni bir parti yapısı görmek istiyor, dedi. İmamoğlu'nun İktidar İçin Değişim isimli sitesi yaklaşık 20 gün önce yayına alınmıştı. İmamoğlu site için değişime davet, CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılmanızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz ifadelerini kullanmıştı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilginin ardından görevini bırakmamakla eleştiriliyordu.